Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu dersimizde sistemler tartışmasına başlıyor olacağız. Her şeyden önce arkadaşlar sistemlerin belirli başlı özellikleri. Telefonum çaldı. Her şeyden önce arkadaşlar sistemlerin belirli başlı özelliklerini incelememiz lazım. Çünkü sistem dediğimiz şey aslında bakın şu şekilde bir kara kutudur ve bu kara kutuya bir input yollarız değil mi? XT input yollayabiliriz. Bir de output elde ederiz. YT output'u olmuş olur bu da. Fakat arkadaşlar bu sistemin XT ve YT output'ları arasındaki ilişkisini belirlerken biz bazı özellikler keşfediyoruz ve öncelikle bu özellikleri yorumlamak daha önemli. Herhangi bir sistem analizine girmeden. Bu özellikler neler olabilir arkadaşlar. Şimdi birincisiyle başlıyorum. Sistemler statik olabilir arkadaşlar. Statik olmasının dışında dinamik de olabilir. İlk inceleyeceğimiz özellik bu. Statik ve dinamik dışında arkadaşlar sistemlerimiz nedensel olabilir, nedensel olmayabilir. Şöyle nedensel olan, olmayan şeklinde yazayım. Ve bu arada Şöyle bir durum da var. Belki aranızda İngilizce alanlar vardır. Yanlarına İngilizcelerini de yazmakta fayda var. Statik ve dinamik için yazmayacağım. Static and dynamic. O kadar basit. Nedensel olan ve olmayan için ise causal and non-causal. Bunları hemen yazalım. Causal and non-causal. Nedensel olmasının dışında arkadaşlar bizim sistemlerimiz zamana bağlı olabilir. Zamana bağlı olmayabilir. Bu da çok önemli ki bunu da zaten aslında biraz detaylı görüyor olacağız. Şöyle yazalım zamana bağlı olan ve olmayan. Bunda arkadaşlar e, İngilizcesi şöyle. Zamana bağlı olmayan için time invariant diyoruz. Şöyle e, altına mı yazsam acaba karışmasın. Şöyle time invariant diyoruz. Fakat zamana bağlı olan içinse time variant demiyoruz. Time varying diyoruz. Doğru kullanmamız daha iyi olur time varying yazabiliriz şuraya. Bazen varying diye de telaffuz ederler. Ben varying diye telaffuz ediyorum. Öyle kalmış bende. Bir başka arkadaşlar sistem spesifikasyonu lineer ve lineer olmayan bu da bizim için yine çok önemli. Bazı sistemler lineer, bazı sistemler lineer değildir arkadaşlar. Şöyle lineer olan, olmayan yazalım. Ve burada asıl önemli olan şey ki daha öncesinde devre teorisinde de lineerlikten bahsederken bahsetmiştik. eee İki tane şey var aslında burada. Bir toplamsallık, ikincisi de arkadaşlar homojen olmak. Sistemi eğer sistemimiz toplamsal ve homojense o sisteme lineer diyeceğiz. Eğer aksi ise lineer olmayan diyeceğiz. Tabii ki bu aslında sadece bir tanıtım dersi arkadaşlar. Bu dersten sonra bunların hepsine tek tek giriyor. Olacağız zaten hiç merak etmenize gerek yok. Beş diyorum arkadaşlar. Lineerlik dışında sisteminiz ters çevrilebilir olabilir, olmayabilir. O yüzden burada ters çevrilebilir, çevrilemez diyoruz. Ve son olarak arkadaşlar stabil ve stabil olmayan sistemler diye bitirelim. Şöyle stabil olan olmayan sistemler. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 6 farklı şekilde sistemlerimizi inceliyor olacağız. Yani bir sistem arkadaşlar bu 6 farklı özellikle değerlendireceğiz. İkisinden biri olacak ya statik ya dinamik ya nedensel ya nedensel olmayan. Tabii ki bunlardan bahsederken geçmiş input gelecek input şimdiki input gibi bazı tanımlarda bulunacağız arkadaşlar. Bunlardan sadece geçmiş input şimdiki input ve gelecek input hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Neden arkadaşlar? Şu yüzden. Şimdi geçmiş input, gelecek input, şimdiki input deyince e, öğrenci arkadaşların kafası biraz karışıyor. Ben de katılıyorum aslında. Çünkü çok açıklayıcı değil. Örneğin biz şu an t eşittir 0 anındaysak arkadaşlar. t eşittir eksi 1 anı bizim için ne olur? geçmiş olur değil mi? T eşittir 1 anı bizim için ne olur? Gelecek olmuş olur arkadaşlar. Bundan da mantığımızı şöyle düşünebiliriz. Şimdi benim yt yukarıda neyimdi? Outputumdu bakın sistemi burada çizmiştim. xt de inputumdu. Eğer benim buffer bir devrem varsa, buffer bir sistemim varsa, buffer da ne demek? Input'u aldım, output'a yansıttım. Tamam mı? Bu kadar. Yani şöyle şuraya yazalım. Benim output'um neye eşit? Input sinyalime eşit. Bu sinyal arkadaşlar bu sistem daha doğrusu sinyal değil hangi tür inputlara bağlı? Şu anki inputlara bağlı değil mi? Nedenini nasıl açıklayacağız? Baktığınızda mesela t yerine sıfır verdiğinizde e yine bakın xt diyorsunuz. E o da yine sıfır olmuş oluyor. Yani y0 x0'a eşit olmuş oluyor. Yani 0. andaki output 0. andaki input'a bağlı. Bakın bu çok kritik. Bundan bir sonraki derste çok daha detaylı bahsediyor olacağız. Şimdilik e, bu kadarla sonlandırayım aslında. Evet. Bir sonraki derste daha mantıklı olur bunun üzerine konuşmak. Bir sonraki derste statik ve dinamik iki sistemler ile giriş yapıyor olacağız. Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. O derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Türk milletinin karakteri yücektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekindir.